İnsan bir mesaj atar. Anneciğim ben iyiyim der ya. Of. Ay. Yazlıktan komşu Nihal Hanım. Öf. Ay Nihal Hanımcığım, ne özledik, ne özledik. Nasılsınız? Efendim? Yok yok, polis çağırmayın. Biz baktırırız. Evet, dur bir bakalım da. Çok teşekkür ederiz canım. Sağ olasın, sağ olasın. İyi günler. Bizim yazlığın ışıkları yanıyormuş. İçeride birisi dolaşıyormuş. Aha işte Orçun adlı kızı yazlık eve arsuzla tatile gitti. Tamam. Ha baba, yarın kalkalım gidelim. Gidelim ya. Temizlik yapılmadı. Nasıl kalacaklar orada? Bir çamaşır suyu geçmek lazım. Ya. Neye gidiyoruz ya? Ne olacak Orçun Antakya'da? En fazla baharatlı yiyeceklerden midesi bozulur. Selahattin sen zaten böyle gelemezsin. Sen kal. Biz kalkar gideriz. Alalım getirelim çocuğumu ya. Bunalıma mı girdi bu çocuk? Ne oldu? Allah, Allah bana bir panik atak oldu. Gülistan, bu çocuk Suriye'de iç savaşa falan katılmasın sonra. Hangi tarafta? Orçun bu hangi taraf kaybediyorsa o taraftan katılır kesin. Ay, ay, elim ayağım boşaldı. Gülistan, anne, baba, Rıza'yı da alın. Bir an önce getirin oğlumu. Ha, ailesini bir arada görsün, sevildiğini anlasın çocuğum. Alalım getirelim hemen. Ama acele etmeyin. Bir denize menize sokun. Bir hafta 10 gün kalın. Bir ferahlasın yavrucak. Azıcık ferahlasın. Saat gecenin 2'si Vasiye teyze. Kız Mevlüt vardı yakında. Eve giderken ışığı gördüm. Dedim kesin yine bir aile faciası var bunlarda. Bari gideyim de bir dayanak olayım. Yahu kaç defa dedim size, yakmayın şu evin bütün lambalarını fener alayı gibi. Ya sivrisinekler uykuya dalma anını hissedip böyle vın diye saldırıya geçerler ya. Sen de bir evde böyle gerilim varsa hissedip damlıyorsun Vasfiye teyze. Hep iyi niyetimde. Kalbim çok temiz. Kız ne yapacak bu deli oğlan orada? Denize atlayıp kendini boğmaya kalkmasın Gülistan. Ne çektiniz be? Allah korusun ya. İnsan bir kere bilimsel olarak kendi kendini boğamazmış. Boynuna taş bağlarsa? Onu dibe çekecek ağırlıktaki taşı taşıyamaz Orçun. Ay ayağına beton döküp atlarsa? Ya betonu nereden bulacak? İnşaatçı babasının adını verip alırsa? Ya burada intiharlık denizin alası var, yakıncacık fıstık gibi niye oraya gitsin? Burada karpuz kabuğu suya düşmedi be oğlum. Ilık ılık öleyim dediyse o da haklı be. Ya aa! Niye intihar etsin çocuk ya? Ne biçim lakırdılar bunlar? Bunu almış işte çocuk, bize karakter atıyor. Baba, yarın en erken uçak değil mi? Vasfiye teyze haklı. Orçun'a her an her şey olabilir. Acele etmemiz lazım. Siz bu geceden mi gitseniz acaba? Selahattin, biz yokken sana Rıza bakacak. Olur mu canım? Ne? Ya ne bakacağım? Sabah 9, akşam 9 şantiyedeyim zaten. Pis diye ayrı, gürültüsü ayrı, amelesi ayrı. Yapma ya. Nasıl bir his? İğrenç. İşte benim hayat hikayem. Fakat doğru söylüyor. Bu bütün gün evde yok. Sersefil olurum vallahi. Ben Ahmet'e gideyim. Kardeşim bakar bana. Doğruyor tabii, Ahmet var. Çok özledim zaten babacığım. Burnumda tutuyor. Hasretinden yandım bittim vallahi. Birkaç gün onda kalırım. Yarın öğlen doğal gazcılar gelecek. Rıza da şantiyede. Hekim açacak kapıyı ayol. Reis dükkanı bırakamaz. Anahtarı yan komşulara bıraksak mı? Aa, ya dolabı açarlarsa? Ne dolabı? Hiç. Ne var kız dolapta Gülistan? Ay senin deli oğlan birini kesip kuşbaşı buzdolabına mı kaldırdı? Ay demek ondan gitti çocuk uzaklara be, yazık. Ya ne diyorsun Vasfiye teyze ya? Aa. Bana bak, o kara kuru kızı mı kesti acaba Gülistan?
Ama kızın da bir kesilesi vardı be. Oğlan da haklı. Hayır Vasfiye teyze, tabii ki öyle bir şey yok. Nereden çıktı ya hey Allah'ım? Ama birini kesmek şu an gerçekten çok iyi fikir. Ay Servet, kim bu güzel kız be? Aa, sen tanışmadın Nur Hayat. Uzatmalı gelinimiz Rıza'nın şeyi. Şey derken? Azıcık darıldılar da aralarında. Bakalım kısmet. Ay, ben çay koyayım. Ay o Nur Hayat sen misin be? Niye? İmza mı alacaksın teyze? Ne çektim ben Nur Hayat? Ne zaman canım? Düğününüz olmuş. Nikah kıyılacak. Senin gelinliğin kuyruğu toplanıyor. Ah, Rıza yok. Ha? Ne dedin orada Nur Hayat? Rıza, Rıza, Rıza'm dedim. Ay gözünün içine bakacaksın, başına tac edeceksin. O çişli oğlan seni nikahta bırakacak, artize mankene kaçacak. Çok çektim be Nur Hayat. Teyze, sen bunlar olurken vicdan azabı gibi omuz başımda mı oturuyordun? Nereden biliyorsun ya? Cümle alem biliyor o çişli oğlanın sana ettiklerini. Mecbur sen de gideceksin, dağıtacaksın kendini, ne yapacaksın? Bir, çişli derken, iki, kim dağıttı kendini ya? Dağıttın demiyorum, haşa. Ama öyle böyle dağıtacaksın, potansiyel var diyorum. Bir teselli bulacağım diye gideceksin, birilerine çerez olacaksın. Ne yapacaksın? Mecbur. Kim çerez oluyor ya? Teyze, kavurdu gibi kadınsın. Önce kendine bak, sonra konuş. Kız, kız. Kız maşallah, çok güzel kızsın. Delikanlılar bırakmaz, onlar da haklı. Ha, o bakımdan. Allah vergisi. Benim yapabileceğim bir şey yok, elinde değil. Ama onların elinde. Elden ele handbol topu gibi gezeceksin, ne yapacaksın? Çengelköy'ün hıyarı Cihangir'in çapkını meşhurdur yavrum. Çapkın dediğinde üzgün kadının kokusunu uzaktan alır be yavrum. Ya niye handbol topu gibi geziyorum ki ben? Neyi kastediyorsun sen teyze? Biri sana bir şey mi dedi? De bakayım. Gurur yapıp nişanlına bak beni de beğenen var havası atacağım diye mahallenin olma be yavrum. Açıklığa kavuşturdum. Aa! Hoş geldin Nur Hayat. Nur Hayat? Ah ya! Asla Allah'ım. Burada saçıyor. Çok bu kadar saçıyor. Gençler! Biz bu masaj koltuğunu sevmedik, satıyoruz. Hani siz de etrafınızda söyleyin. İsteyen, beğenen olursa. Tamam. Ay altındaki koltuğu kanepeyi de mi satacağınız Gülistan? O sebeple değil Vasfiye teyze. Baba ya sultan sedir günlerine dönüş. Ah. Ne didindiniz be bir yerlere gelmek için? Hayır geldiniz de ne oldu? Tornistan dön başa geri. Ay bilemedim ki bir gören olsa ne der? İki genç bekar insan gündüz vakti kahve içmeye bir tanesinin evine gidiyorlar. Çok sıradan. Niye bu konuda bir şey dememi bekliyorsunuz ki der bence. Yok. Abimin kulağına giderse illa falsetoyla bir kulak alma projesini gündeme alır diyerekten. Hay Allah. Burada kız başıma böyle. Mevzu da o zaten. İnan burada erkek başına olsan bu kadar ısrar etmezdim. Nur Hayat. Hayatımda 50 mililitre kafein için hiç bu kadar dil dökmemiştim. Ha, iyi. Geleyim, yarım saat oturayım madem. Buyurun.
Buyuracağım tabii. Ne yapacak? Okey, hadi buyurun. Buyurun. Sizin yolculuk nereye teyze? Hepimizin sonunda gideceği yer aynı be çocuk. Yok, şu an misafirlik bazında. O katta iki seçenek var. Bir, gülistanlar. İki, çapkın oğlanlar. Senin yolun belli be yavrum. Neymiş? Emir'in yolu. Nerede çıktı ya? Yok, ben de Gülistan ablamlara gidiyorum. Tesadüf. Ha, doğalgaz. Ay ne oldu, bulundu mu deli oğlan? Onu bilmiyorum. Ben doğalgazcılar diye açtım kapıyı. Zaten ben de şimdi evime gideceğim. Oldu. Sana anahtar bırakmışlar, hayret. Hmm. Bana bak, dolaptan insan eti mi çıktı? Ne? Hangi dolaptan? Kız bunlar seni de kesip yemesinler be. Ne demek o Allah aşkına ya? Hiç sevmiyorlar seni be kızım, yazık. Seni anlatırken adını bile söylemiyorlar be kızım. Ne diyorlar ki? Oğlanın kapatması. Kapatma mı? Rıza'nın madigudesi. Gerçekten mi? Bunun gezdiği kokot. Anladım. Rıza'nın saçaklısı. Tamam, anladım. Bizimkinin fanfinisi. Bence yeter. Komşugilin tantunisi. Nesi? Ay bunu ben uydurdum be kızım. Acık gül de için açılsın diye be yavrum. İçim güneşle doldu şu an. Yani Rıza da duyuyor bunları ve susuyor, öyle mi? Ya Rıza iyi çocuktur. Yo, iyidir tabii ki. Ama işte armut dibine düşecek. Ne yapacak? O da haklı. Bunlar artizden martizden bir şeycik anlamaz be yavrum. Bulamadın kendi muhitinden asri kişiler. Ay ne çektin be Deniz? Ne çektim ben canım? Allah Allah. Geldin İzmirlerden şanlı şöhretli halinle bu aileye yaranacağım diye ne paraladın kendini be Deniz? Aa yok, ben hiç kimseye öyle kendimi zorla sevdirmek için hiçbir özel çaba göstermem, göstermedim. Aferin, gösterme. Yo. Beyhude be kızım, Rıza zaten gidecek, daha gencini alacak. Seni mi alacak, o da haklı. Daha gencini mi? Hazır nişanlanmışı var stokta. Sen de son demlerini iyi kötü yaşayıp vadeni dolduracaksın mecbur. Vademi derken? Eline yüzüne bakılırken gez, toz, eğlen. Seneye meneye suratının pelte olmayacağını belli be yavrum. Ben niye şimdi durup dururken pelte oldum ya? Yo, oldun demiyorum. Olmayan bir kişi söyle bakayım diyorum. Maşallah sarışınsın. Şöyle bir bakınca çıtır çeressin Deniz. Teşekkür ederim. Ben sarışınlar böyledir. Çıtır çerezdir. 35'e kadar fıstık. 36'da birden kuru üzüm. Bu civarda su içecek başka bir yer bulamadın yani ha? Vallahi sanırsın Taksim değil, Kerbela yani, enteresan. Gözlerinin altı alkolden meme yapmış, sarkıyor be oğlu. Ya sabır ya. Kolay mı bu hayat? Bu kokotun peşinde sanatkarlar gibi gezeceğim. Bohem yaşayacağım. Kendimi onlara uyduracağım diye ne didindin be Rıza? Ne münasebet ya? Oturtamazsın bunu köşe kırlenti gibi, o da haklı. Üstü başı desen zaten hep halka arz. Sana ne acaba Vasfiye teyze? Hiç. Gözün gönlün açılsın oğlum, aferin.
Gittiği yere kadar gidecek, ne yapacak? Ama sonunda davul bile dengi dengine çalacak mecbur. Rıza, açıklığa kavuşturdum. Merhaba Nimet. Ha, merhaba. Ya ben Orçun'u merak ettim de ne var ne yok. İyiymiş ama nerede olduğu meçhul. Ablamlar Eylem'i bulmaya gitti. Senin miden mi bozuk? Nereden bildin? Yüzün yeşil, göz altlarında puf böreği gibi şişmiş. Ha. Nane limonu içtin mi? Yapacak kimse yok ki. O kız gelsin yapsın be çocuğum. Ağzın Şam'a, yüzün Bağdat'a bakıyor, yazık. Ah, ben de içerim. Ya Rıza ile gezeceğim diye. Ay ne var? Ya görmedin mi resimleri ya? Donla denize giriyorlar ya. Ne var canım? Belki yanlarında mayo yoktu. Ha hippilikten. Öyle spontane. Hadi denize girelim. Yuhu dediler, ondan donla. Ya peki tamam. Yer sofrası? Bora ne var yer sofrasında? Normal masaya göre bacakları kısa sadece. Gülistan'ın düğünü nasıl? Ha? Haremlik selamlık. Ay olamaz mı? Ne var? Ya olabilir. Ben kötü demiyorum ki. Farklı diyorum. Annem Brigitte Bardot bikinisi giyip Türkiye'nin ilk mavi turlarına çıkarken Servet teyze basma elbisesiyle denize çömüyormuş. Ya hangisi daha iyi kim bilir. Ama ne sen onların dantel gibi açma böreğinden yapabileceksin, ne de onlar senin entel dantel oyunlarını sevecekler. Biz Rıza ile birbirimizi anlıyoruz. Aman aşk olunca herkes birbirini anlar. Benim Japon sevgilim vardı. Rıza ile Nur Hayat'ın fotoğraflarını da gördün. Bir muhabbet, bir neşe. Ama yürümemiş işte. Yürümemiş de aşk bitince en azından onlarınkinde açma börek kalır. Sen uzun vadeli düşünüyorsan aşk bitince sizde ne kalır bilmem. Ayıf. Merhaba anneanne, ne yapıyorsun? Geleyim bir kahve içelim mi? Nereden anlıyorsun hemen ya derdim olduğunu? Belki bir şey kutlamaya geliyorum. Hadi gelin bakalım ya. Vallahi ayaklarım şişti yani. Ya. Aman be hadi kardeşim. Ben şurayı hiç hatırlamıyorum ya. Aa şey bu. Hani Maltepe'deki balıkçıya gittik ya. Dönmesi 3 saat sürmüştü köprüde. Aa ay evet orası ya. Ben gene damladım Gülistan. Nur Hayat'ı da içeri buyur ettim. Bize nane limon kaynattı, yazık. Pek de güzel yapıyor be. Her zaman bekleriz Masfiye teyze. Ben her sabah kalktığımda düşüyorum bir boşluğa. Ne yazıyorsa alnımda, sen yoksun hiç yanımda. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.